Peki bir de dizi diğer şeyler var bu arada. Ne? İşte sen bir o gün Cemre'nin dediği şeylere sen cevap verirsin diye söylüyorum. Doğukan almış seni arabasıyla, siz Doğukan'la kavga Şimdi onu etmişsiniz. açıklayayım hemen. Söylediği şey yalan. Ay, tartıştık, orası doğru ama neden tartıştık? Biz Cemre ile oturuyorduk. Sonrasında işte canım sıkıldı falan dedi. Ben de dedim Doğukan abinin arabası var dedim. Hani bizi dolaştırır geri bırakır. Ondan sonra Doğukan abiyi aradım. Konuştuk ettik neyse saat zaten geçti. Doğukan abi bana dedi ki senin de bu saatte dışarıda ne işin var? Evine gideceksin. Sıla da bu arada ablan demişti ki benim tanıştırdığım herkes ona sahip çıkmak için Evet. tanıştırdığım herkes. Doğukan da Evet, öyle biri. Doğukan abi de beni eve götürmeye çalıştı. Ben de bunu istemedim. Biraz da karşı çıktığım için bana bağırdı. Evine gideceksin yoksa dedi ben de ablanı arayacağım gibisinden konuştu. Ondan sonra bu şekilde tartıştık. Arabanın içindeydik zaten. Park, Nazım Hikmet Parkı'nın önündeydik. Tartışıyorduk. Bu konu yüzünden tartıştık. Beni eve götürmek istediğini söyledi. Başıma bir şey gelmesinden korktuğunu söyledi. Ben bunları istemeyince sesimiz yükseldi biraz. Evine git falan dedi. Ondan sonra zaten Yiğit diye çocuk. Yiğit dediği Evet, çocuk da parkta parktan bizi tanıştılar diyor. izliyormuş. Evet, parkta bizi izliyormuş o da. Sesler yükselince de merak etmiş. Yanımıza da gelmedi. Biz arabadan indik. Parka girdik. Doğukan abi zaten gitti ondan sonra. Parka girdik. Ondan sonra biz aşağı doğru yürürken Yiğit yanımıza geldi. Ben direkt zaten tepki verdim. Cemre gene her zamanki yaptığı gibi, her zaman herkese karşı olduğu gibi gene güler yüzle o saatte ya sen hani bir kızsın O mu o Yiğit'le saatte yakınlaşmak ve aynen tanışmak öyle. istedi? Aynen öyle. Yiğit zaten Cemre için geldiğini belirtti bize. Yiğit Aa. zaten Cemre'ye de yanaştı. Bize ama sanki senle tanıştı, hemen Hayır. telefonunuzu aldınız İşte gibi söyledi. yüzleşmesini istiyorum. Sırf bu yüzden yüzleşmesini istiyorum. Ha benim numaram Yiğit'te vardı. Orası doğrudur. Ama Yiğit beni sadece birkaç kere aramıştır. O da neyden? Cemre bunu engelliyordu mesela. O zaman onlar bir flört mü Evet. yaşıyorlardı? Onun gibi bir şey. O zaman da Cemre'nin Diye bunları ne sevgilisi biçim vardı bize ne zaten. kadar saçma anlatmışsın Cemre? Hiç alakasız şeyler anlatmış. Ondan sonra o gün yanımıza geldi. Benim zaten çantamdan ben biber gazını çıkartmaya çalışıyordum o sırada. Biber gazını mı? Evet. Niye? Ya şimdi şöyle hava karanlıktı. Evet. Karanlıktan da korkarım, tedirgin oldum. Onu çıkartmaya çalışırken Yiğit geldi. Ondan sonra Yanında biber gazıyla geziyorsun sen, öyle mi? evet. Aa, bir şey geldi mi daha önce Yok, başına? hayır. Ama kendini korumak için Evet. gece. Ondan Vallahi. sonra ne oldu? Geldi. Yardımcı olmak istiyorum. İşte bir şey mi oldu? Bir problem mi var gibisinden yanaşmaya başladı. Hani bizi kendisine iyi gösterecek. Ben o şekilde anladım. Ben zaten tepki verdim direkt. Dedim ne oluyor dedim. Zaten ben geri çekildim. Cemre'yi de ben geriye çektim. Cemre hala normal bir şekilde konuşmaya devam ediyor. Cemre'ye de tepki verdim. Dedim hani niye böyle yapıyorsun? Çocuk bana dedi ki sen dedi niye bu kadar tepki veriyorsun? Dedim ne yapmamı bekliyorsun? Gecenin bir Gece yarısı yarısı biriyle mi karşıma tanışacaksın? çıkmışsın. Kolundan koluna girip yürümemi mi bekliyorsun dedim. Ondan sonra işte yok dedi hani öyle de bir şey beklemiyorum ama bu kadar tepkili olma gibisine konuştu. Neyse Cemre ile bunlar yakınlaşmaya başladılar. Hani konuşmaya başladılar. Gittik parka oturduk. O zaman da Ne bu? Hemen gene parkta geliyor, yakınlaşmaya mı başlıyorlar hemen sohbet? evet Cemre öyle bir insan zaten. Erkek sevgilisi varken bunları yapıyor. Ondan sonra hiçbir şey yapmamış gibi sevgilisini arayıp böyle böyle bir olay oldu ama benim hiçbir suçum yok gibisine konuşuyor. O yüzden de aslında burada konuşurken erkek arkadaşı duymasın diye sanki senle tanışmış gibi yapıyor. Ondan sonra oturuyoruz ediyoruz. Çocuk numaramızı alıyor. Ben de numaramı veriyorum normal bir şekilde. Zaten konuşmamız yok ki Cemre'ye odaklanmış. Cemre de onun gözü. Ondan sonra konuşuyoruz, ediyoruz. Saat kaç civarı bu? Saat kaç civarı? Gece 3-4 falan Gece herhalde. 3'te parka O geliyor. Yani bu ne civarlarda, evet. cesaret ya? Gece 3'te parkta bir adam gelecek, konuşacaksın. Yani hani Cemre için de böyle nasıl korkmuyorsunuz? Bu ikisi için de çok büyük bir hata. Yani Esra Hanım benim kızım için de Ben çok büyük bir hatamı hata. Yani kabul gecenin ediyorum. saat 3'ünde parkta seni Bir şey gelir ben başınıza. kendi başıma çok affedersiniz gezerken ben kendim korkuyorum. Yani ben korktuğum halde iki tane kız çocuğun ne de hata var. Yani ben şimdi kalkıp burada kızımın yüzünü yıkarsam olmaz. Ama da akıl var benim var. Allah herkese akıl ver. Yani birazcık düşünmek lazım böyle ki benim burada ne işim var? Yani başıma bir şey gelse tutsa görüyoruz ya kaçıncı katlardan aşağı atıyorlar insanları ya.
Bunları hep yaşıyoruz yani. Böyle bir şey olsa biz ne yapacağız yani? Ya da senin başına bir şey gelse nasıl olacak bu? Kime güveneceksin? Ailenden başka gecenin saat 3'ünde. Yani bunların hepsi insanların hayatında insanlara bir ders olması lazım. Çünkü bu bizim hayatımızı etkileyecek bir durum. Şu anki durum bizim ailemizin hayatını etkileyecek bir durum. Yani bu gerçekten böyle. Benim Allah psikolojim de alt üst oldu Esra Hanım. Yani bu normal yaşadığımız şey gerçekten normal bir şey değil. Normal bir olay değil. Yani biz sonuçta toplum kaç içerisinde... Kaç günlerce siz uyuyamadınız, Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Çok korkutucu bir şey. Benim çocuğuma ben sonuna kadar güveniyorum. Ama sonuçta ben dışarıdaki zaten hiç kimseye güvenmiyorum. Çocuğuma güvensem... ellerini çekmeyeceklerdi üzerinden. Çekmezlerdi. Korktular gerçekten. Zaten yoksa hani... Bazen ekran medyanın gerçekten böyle bir faydası var. Ekrana çıktığınız zaman insanlar olabilecek sonuçlarından ve duyulabilecek şeylerden korktukları için daha da senin üzerine çullanamıyorlar Sude. Melike Hanım galiba hattımızdaymış. Melike Hanım. Alo. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Aslında ben aramayı da pek fazla düşünmüyordum ama çok fazla programı izleyemedim. Ama adım geçmese de burada biraz bahsettiği için ben de arama gereğinde bulundum. Buyurun, ne biliyorsunuz siz? Tabii. Şimdi ben o gün tam bir yerden dönerken Esenyurt Sapağı'ndan Bahçeşehir'e doğru yol trafiğinde gördüm kendisini. Hı hı. Ve hani böyle yürürken bir bayan olduğu için orada yürümesini istemediğim için ben onu aslında gideceği yere kadar bırakmak istemiştim. Ha, siz arabayla geçiyordunuz oradan öyle mi? Tabii ki. Aha. Arabayla geçiyor. Saat kaç gibiydi? Bastığını... Saat kaç gibiydi? Yani 6.30-7 civarı. Akşam 6.30-7. Aynen, evet. Ayağıma da bir şeyler bastığı için üzüldüm açıkçası. Sonra... Ayağına bir şeyler mi batmıştı Sude? Evet. Çimenlerin çalılarının arasında. Yani bir yolun kenarında yürüdüğü için, o halini gördüğüm için ben de bir bayan olarak üzüldüm. Evet. O yüzden aracımı almak istedim, yürümesin otoban kenarında diye. Hı-hı. Daha sonrasında arabaya bindikten sonra hani ben de nereye gideceğini, ne tarafa bırakacağımı sordum kendisine. Bana da bilmediğini, gidecek bir yere olmadığını ve de polisten kaçtığını söyledi. Aa, zaten doğru mu bu Sude? Evet, doğru anlattıkları, evet, öyle evet, mi? Doğru. Zaten çantası da açıktı ve içinde biber gazı da var. Gördünüz biber gazını. Evet evet, gördüm onu. Daha sonrasında ben şimdi şöyle düşündüm. Şimdi ben de bilinçli bir insanım ve polisten kaçan, daha doğrusu polisi arayan bir insanın yanınıza almanın bir suç olduğunu bildiğim için ama kendisi de ne sebepten polisten kaçıp şey yaptığını bilmediğim için ve polise teslim etmek istediğim için hani polise götürüyorum seni desem kaçacağını bildiğim için hani dedim ki istersen gelebilirsin bize dedim ve ben kendi evime getirdim. Ha. Siz bu arada siz Sude'yi aslında o bulan ve bize hani ihbar eden, evet, kişisiniz, evet, değil mi? Evet. Evet. Evinize götürdünüz. Evet, evime getirdim. Üstüne kıyafet verdim. Aç olup olmadığını sordum. Yemek yaptım ama yemedi gerçekten. Makarna yemek de yaptınız. Makarna yapmışsınız galiba. Sude yiyemediği için çok pişman olmuştu. Öyle söylüyordu. Evet, ben ona defalarca söyledim. Polisler geldiğinde de hani yemesi gerektiğini söyledim. Sonuçta benim de bir kız kardeşim var. Ben böyle çok üzüldüm açıkçası. Bana biraz anlattı, bahsetti. Size neler anlattı Sude? Neler söyledi? Yani biraz hayatından bahsetti. Ailesinden, yaşından, okulundan vesaire. İşte bu Cemre denilen arkadaşından bahsetmedi ama bir kız arkadaşı olduğunu falan söylemişti. Ben de ona aslında kendi hayat hikayemi anlatıp kaçarak bir şeylerden çözüm bulunmayacağını ve ne olursa olsun aile ne kadar kötü insanlar bile olursa olsun dışarıdaki birçok insandan daha iyi olduğunu ve bunun yapmaması gerektiğini, ailesini sevmiyorsa bile yurtta kalıp kendi ayaklarının üstünü durabileceğini, güçlü bir insan olması gerektiğini. Yani polis gelene kadar hep bu şekilde zaten oyalamak için bir konuşmamız olmuştu. Peki ben Melike Hanım, size söyledi mi neden kaçtığını? Yani tam olarak aslında söylemedi. Biraz kapalı kutuydu kendisi. Ben de çok zorlamak istemedim. Sadece ben şimdi isim de vermek istemiyorum. Bir erkek arkadaşımı aradı yanımda. Ben de hatta bu erkek arkadaşı kimdir, nedir diye
Çünkü konum atmak istedi benim evimden. Gitmek istedi onunla birlikte. Ben de böyle bir şey asla müsaade etmeyeceğim için, bir de hani emniyeti de beklediğim için aynı zamanda ona çaktırmadan. Ben de dedim ki hani ben de bir konuşayım dedim bu arkadaşına. Bu arkadaşım necidir, kimdir? Hani kendisi de 19 yaşında olduğunu söyledi karşı taraf. Ve hani Sude ile kaçacağız dedi. Araba kiraladık falan dedi. Ben de çocuğun kendisine şunu söyledim. Daha 19 yaşında neden böyle şeylere kalkıştığınızı ve hayatınızı mahvedeceğinizi, ileride çok büyük pişmanlar yaşayacağınızı ve onun da bu şekilde yakalanırsa onun da gençliğine yazık olacağını söyledim. Hatta Sude de yanındaydı, kendisi de duydu yani. Siz arkadaşlarımıza bir taciz olayından bahsetmişsiniz. Ben onu kesinlikle söyleyemem şimdi. Tamam, söyle. Sonra... Ama bana Sude böyle bir olayın olmasından ve hatta babasının ona inanmadığını söyledi bu konuda. Ama şimdi bunlar hani Sude'nin söylediği şeyler. Ben kesinlikle ne derece doğru olduğunu bilemem. Evet. Bu çok önemli tabii. Bunu ben hani kaçış nedeni böyleyse ben bunu burada konuşmak istemiyorum. Yani belki hani öyle bir şey de şey olabilir hani. Böyle bir şey biliyor musunuz Birol Bey? Esra Hanım bu konu yani nasıl söyleyeyim çok eski, çok ufaklıkta olmuş bir... küçüklükle alakalı. Çok ufaklıkta olmuş bir konu. Yalnız biz nasıl söyleyeyim bu konuyu burada konuşmasak. Ben bu konuyu dışarıda burada tartışmak istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.